Mitrovic 1. Bir de şeyi almayacaksın. Ben Fabri'yi almam. Beki. Andreas Beki. Gökhan Gönül gelirse. Çünkü Adriano'yu orada oynatıyorsun. Beki bildirmeyecekler. Muhtemelen. Değil mi? Öyle görünüyor. Fabri ne olur mu? İndiriyorsun, Fabri kadroya mi? almıyorsun. Kaleciyi. Vallahi Fabri'yi Sen aldım. mi geçeceksin Güzel. kaleciye? Sen mi geçeceksin? Milutosic. Adriano. Ertem sen mi geçeceksin kaleye? Güzel. Fabri mi? Güzel. Ertem Fabri ya. Fenerbahçe'nin kadrosu var mı? Var, onu da ekrana getireceğim. Yani Sen bakalım. bana doğru gelince ben bir anda. Fenerbahçe'yi alayım. Fenerbahçe. Onun yarınki muhtemel kadro Sinan abi. Yarınki. Volkan İsten, Hoştater, Şikertel, Hasan Ali. Josef de Souza. Bu arada gitme ihtimali var Josef de Souza'nın. Mehmet Topal, Dirar, Giuliano Balbuena, Soldado. Dördü de sıkıntılı adam. İngiltere olayı gerçi zor. Bakın Bakın. yanlış bir bilgi var. Josef de Souza'nın İngiltere'de o forma giymesi için belli süreçte belli bir miktarda forma giymesi Yok öyle gerekiyor bir şey Türkiye ya. milli Ne takımında. İngiltere'si? Onunla Kimse ilgili var. yanlış bilgiler Ertem'im. var. Dördü de Yani sıkıntılı. İngiltere'ye gidemez. Dördü de sıkıntılı oyuncu. Dördü de problemli oyuncu. Çok özür dilerim. Son iki sezonda Brezilya milli takımında %30 forma giymesi gerekiyor. Josef de Souza'nın. Onun altını çizelim. O yanlış bilgiyi kaldıralım. Dördü de sıkıntılı oyuncu. Şikertel dahil. Abi sen nerede gollerde Ertem? Devamlı bırakıyor gidiyor. Ne yapsın ama ben Birinci Sinan görevini abi? Ertemciğim birinci görevini Solu yapacaksın. toparlıyor, sağ Hiç öyle toparlıyor, bir yeri İsta'yı falan toparlıyor. toparlıyor. Beni kandıramaz. Hiçbir yeri falan toparlıyor. Yok, Aykut Hoca da seyrediyordur. Bakıyordur. Hiçbir yeri toparlayamaz. Gösterin yediği gollere bakın nerede? Abi birinci görevini yapacaksın. Birinci görevi nedir? Gol yememek. Babaya devamlı gol atmaya gidiyor. Ön tarafa gidiyor. Hiç arkada yok. Bakın gollere. Bakın. Dördü de sıkıntılı. Josef de Buraya Souza, Mehmet Topal. belki bunun yanına bir tane üst düzey oyuncu alırsan İşte Gustavo Gomez'i alsalardı. Pepe gibi mesela yani öyle bir adam. Evet. O kariyerde bir adam buraya alırsan o zaman disiplinli oynar. Bu burayı Kayer gidince dağıldı, değil mi? Kayer zamanında da çok iyi değildi. Bakın abi ya bakın ya kandırmayalım kendimizi ya. Türkiye Ligi öyle kolay değil abicim. Yani bu ikisi bak. Şimdi bu soru işareti bekliyoruz. İyi futbolcu. Giuliano. Bekliyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta burada kim oynuyor? Talisca. Talisca oynuyor. Şimdi onun için yani bir Talisca gibi eğer çıkarsa çok iş yapar. Ama işte Talisca milli takımda yok. Abi Giuliano milli takımda. şimdi bak. Sinan abi bak çok enteresan bir şey söyledim. Ha. Talisca milli takımda yok. Brezilya'da. Giuliano milli takımda. Abi Giuliano çok klas bir oyuncu. Bunu Zenit'e Lucescu aldı. Değişir Bunun misin? transferinde Talisca mı Lucescu'ya Giuliano soruldu mu? de. Efendim? Brezilya milli takımının Ben teknik bir direktörüsün. seyredeyim. Burada bir seyredeyim. Bir görelim. Ben şu an Talisca'yı kimseye değişmem. Ya, hiç kimse. Şimdi bak. Abi. Şimdi senin santraforun Van Persie değil. Değil. Sevgili hocam. Oynat. Sen bu çocuğu 3 maç oynatmış olsaydın. 2 maç oynatmış olsaydın arka arkaya geldiğinden beri. Belki fizik olarak yarın Gençler Birliği maçında daha hazır olacaktı Soldado. Daha hazır olacaktı. Evet. Ama Fenerbahçe futbol takımının en büyük sıkıntısı bu ikili doğru ikili değil Ertem. Bak Josef'le Topal yavaş ikili. Doğru. Yavaş ikili ve bunların ikisi rakip sahaya çok yavaş gidiyorlar ve çok fazla üretemiyorlar. Ben Topal'ı mesela Şikertel'in yanın burada oynatırım. Bu Roman Noşater'in yanında oynatırım. Avrupa'da çok hata Bu yaptığı yer Noşater'i olabilir oynatmam. mi? Topal orada. Abi futbolda olur. Ama diyeceksin ki bu. Ben eğer Josef varsa ikisini aynı anda oynatmam. İkisini aynı anda oynamaz. Hele içeride hiç oynamaz. Peki. Hiç oynamaz. Hiç Şu oynamaz. Robin Van Persie'nin fotoğraflarını bir gösterseniz de bizim Yusuf'un verdiği arkadaşlar. Robin Van Persie'nin Sinan abinin az önce ayakta yaptığı o fotoğraflar. Bu arada Giuliano mu Talisca mı? Sorduk sorumuzu yine Aleyna Tilki'nin o şarkısı Ne olmuş sokaklarda Aleyna biliyorsunuz. Tilki'ye ya? Ekrana gelecek az birazdan. Bir görelim bakalım. Neyi görelim dedim. Kafa döndü. Ankete. Düğün. Resmi Düğün. resmi ya. Hayır, Van Robin Van Persie'nin Persie diyorum. fotoğraflarını Robin Van ya. Persie'yi. Robin Van Persie'nin o fotoğraflarını bir görelim. Arkadaşlar Robin Van Persie'nin o fotoğraflar bir gelsin. Sinan abinin bahsettiği, bu adamı bu şekilde görmekten bıktım dediği, Robin Van Persie için yayının başından beri söylediği, artık bu adamı istemiyorum, bu görüntüsünden bıktım dediği görüntü hangi görüntü? İşte şu anda ekrana geliyor sevgili seyirciler. Ekrana gelecek.
Bu arada fotoğraflarınızı yollamaya devam edin. Bir anket yaptık. Talisca mı yoksa Giuliano mu? İki Brezilyalı birisi milli takımda oynuyor. Giuliano Brezilya milli takımında ama Talisca yok. Ama hangisini tercih edersiniz? İlk kimi yazarsınız diye sorduk. Sinan abiye de bir nefes mesela aldım. Mesela Instagram'a da mesela bana Eren Gomez yan yana olur mu diye. Bazen olur. 4-4-2'ye dönebilirler. Yani bir kanatta Fegoli, Rodriguez kenardan falan. İçeride yapabilirler. Eren Gomez yapabilirler. Gol de atarlar. Yaparlar arkadaşlar. Olur. İki santrafor da olur yani. Olabilirdi. Hazır Galatasaray'da mı? Çünkü Galatasaray'da homojen bir kadro da var. Yani değişken oyuncular oynatabilirsin. Yani Belen de orada orada. Buyur abi daha dolu var ya böyle. Bu bir. Robin Van Persie'nin eli sürekli burnunda dedi Sinan abinin söylediği. Bu fotoğraflardan, bu görüntülerden bıktım dedi. Hollanda milli takımındaki görüntüsü. Adamlı ya. Az önce Arsenal'dan görüntüsü ekrana geldi. Robin Van Persie. Devamlı abi bu ne ya? Bir sürü var ya Allah'ım ya. Ya bu futbolcularda normal ama mesela. Ne alakası var? Hani kimde gördün? Yani kimde gördün? Hiç gördün mü Kuvarezma falan? Hiç görmüyorum ben başkalarını. Bunda devam mı? Bir tane değil ki. Bu bir dakika ama. Burada yaparken İngiltere'de gol kralı oluyordu. Burada yaparken olmuyor. Abi gol kralı olsun zaten razıyım ben. Her şey yapabilir. Ya yani Türkiye'de olsun gol kralı olsun da yapsın bunları. Ama geldiğinden beri çok merak ediyorum acaba ne anlatıyordur acaba ya. Hani eve gidince falan karısına falan ne anlatıyordur acaba ya? Bugün ne oldu falan filan işte maç falan falan yani. Bak Ertem, klas futbolcu. Müthiş yetenekli. Yeteneklerinde sıkıntı yok. Ama abi kaç senedir hiçbir şey vermiyorsun. Hı hı. Kaç senedir bir şey vermediğin için ben seni eleştiriyorum. O zaman düş Fenerbahçe'nin yakasından. Yazık büyük camiaya. Bu kadar büyük camiaya. Yani yakalamışsın. Anlaşmayı yapmışsın. Sakat sakat seni buraya bize kaskallamışlar. Tamam iyi güzel. Tamam. Ama yeter abi. Bir sene, iki sene, üç sene. Yeter abi ya. Düş yakamızdan ya. Düş git abi. Türkiye'nin yakasından. Parayı, anlaşmayı sağlam yapmışsın. Terano bize buraya bunu sakat sakat bize buraya dayamış. Terano nerede şimdi? Memleketinde baba yiyor parayı. Bu beyefendi de Fenerbahçeliler buna umut bağlamışlar. Ceplerinden paralarını kısıyorlar. Açlıklarını, çoluğunu, çocuğunu bilet alıyorlar. Kombin alıyorlar, maça geliyorlar. Buyurun. Evet, Ertan Süzgün'den net bilgi geldi. Ne geldi? Duvan Zapata, Kolombiyalı futbolcu, Napoli'nin oyuncusu. Udinese'de geçen sene kiralıktı. 39 maçta 11 gol attı, 3 asist geçen sezon. 91'li. 91'li mi? Evet, 1991'li. Napoli'de Milik var, Martens var, Pavoletti var, forvette. Fener zorluyor, Fenerbahçe zorluyor abi, net bilgi diyor. Tekrar ediyorum. Ertan Süzgün'ün transfer haberi, Ertan yazıyorsa doğrudur. Duvan Zapata, Kolombiyalı, Napoli oyuncusu, Udinese'de kiralıktı geçen sezon. 39 maçta 11 gol, 3 asist. 1991 doğumlu. Napoli'de biliyorsunuz Milik var, Martens var, Pavoletti var. Forvet'te Fenerbahçe bu futbolcuyu, Kolombiyalı futbolcuyu zorluyor. Galatasaraylılar ve Gomis 37 numara bir ekrana gelsin. Galatasaraylılar bir iş yaptı. Gomis'in düğün şarkısı bir gelsin ekrana. Gomis artık sokaklarda. Evet ve telefon sonrasında. Tudor basın toplantısına gideceğiz. Tudor Kocaman basın toplantısını bir ekranlarınıza getirelim. Aykut Kocaman'la karşılaştırma yapıldı. Aykut Kocaman Vardar maçı sonrasında niye konuşmadı şeklinde, niye soru almadı şeklinde. Tudor niye? Tudor'a da soruldu bu. Sevgili Devrim evet. Zengin'in de sorusu vardı. Bir görelim bakalım. A little bit blood, huh? İstifa etsem hoşunuza gider herhalde. It's normal. Also if I'm that position I will protest, of course. Eğer ben de onların yanında olsam, ben taraftar olsam mutlaka ben de bu tepkiyi gösterirdim yani. Bütün sorumluluğu alıyorum. Tabii bütün sorumluluğu almakla istifa kelimesi birbirinden farklı kelimeler. Ve aslında bu sorunun muhatabı da ben değilim tabii ki. Son sorumuz. Yineliyorum. Bu sene mükemmel bir Galatasaray olacak sahada. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Thank you very much. Gol için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Daha evvel söylediklerimi tekrarına düşmek istemiyorum. Son olarak tabii son derece üzüntülü olduğumu söyleyebilirim tekrar. Teşekkürler. İzninizle çok anlayacak bir şeyim yok. O nedenle soru kabul etmeyeceğim. İyi akşamlar herkese.
Sinan abi, geleceğim, buna geleceğim ama Ümit hocam hatta şu anda yarın maçı var. Hocam herhalde uykudan uyandırdık ya da hocam bu saatlerde çalışıyor, ders çalışıyor onu da biliyorum. Kendisi hem arkadaşım hem dostum, çok sevdiğim bir teknik adam. Hocam iyi geceler. Öncelikle olarak kusura bakma, seni bu saatte rahatsız ediyoruz. Bizi kırmadın. Estağfurullah, ne demek ya. Zaten bu aile, bu ailenin bir parçasısın hocam. Onun için bu kadar rahatsız. Nasılsın hocam, iyi misin? Teşekkür ederim. İyiyim. Sinan abiye de yaşamlar. Ümit'im benim. Nasılsın canım? Bilmiyorum. Benim? Aslanım benim be. Sağ ol abicim. Sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Yarın kazanacaksın. Öyle bir şey hissediyorum. Hayırlısı. Önce iyi mücadele olsun. Böyle yani izleyenlere zevk alacağım mücadele olsun. Çünkü bu oyunun bir de görsellik tarafı var. İnsanlar da buraya geldi, oyunu izlediklerde zevk alsınlar, keyif alsınlar. Aynen. Ondan sonra da hak edenin kazanacağı müsabaka olsun. Yani neticede futbol bu. Bu bir oyun. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Onu sindirebilmek çok önemli. Yani iki takım için de iyi, önemli bir maç. İki takım da ilk galibiyeti almaya çalışacak. Ümit ediyorum yani inşallah güzel bir maç olur. Neyse, bu akşam rahat uyuyabilirsin. Korkularım vardı. Van Persie sakatmış. Oynamıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sinan abi, Fenerbahçe takımı, her zaman söylüyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, yani bunlar büyük sahaya çıktılar zaman büyük avantajları olan takımlar. Yani tabii, takımların her türlü saha içerisinde yani formaların tabii bir ağırlığı var. Aynen. Bir de onların avantajını değerlendiriyorlar. Dolayısıyla Fenerbahçe'de kimin oynadığının bir kim oynamış kim oynamamış çok da bir önemi yok. Van Persie yoksa solda da oynar. O yoksa Ahmet Han oynar. O formayla sahaya çıkıyorsa ağırlığını kaldırabiliyorsa onun için her oyuncu tehlike arz ediyor demektir. Dolayısıyla kaldı ki geçen senede bizi yendikleri maçta 2 golde Van Persie vardı. Doğru. Yani olabilir. Kötü performans sergileyebilir ama onların ne yaptığı önemli değil Sinan abi. Ne yapacağım? Önemli lan senin tabii. Takımından yani şöyle, memnun musun Ümit'im? Şöyle Sinan abi. Şimdi tabii biz biliyorsun geçen sene son 10 yılın en iyi derecesini elde ettik. Evet. 8. olarak. Bu sene 4-5 oyuncu kadroya, yani oyuncu transferi yaptık yalnız. İlk 11'e en az 3-4 oyuncu monte etmeye çalışıyoruz. Maalesef bu gidiş gelişlerde uyum süreci devamlı. Bunu antrenörler, futboldan anlayanlar iyi bilir. Mutlaka bir arıza oluşturuyor ama hep şunu söyledim. Ama arayla, ama sırayla bu rakiplerle oynayacaksın ama para versen böyle bir fikstür de çekemezsin. Kolay da bir fikstür değil. Doğru. İşte Konya deplasmanı, içeride Fenerbahçe, dışarı Trabzon, tekrar dışarı Göztepe, içeri Başakşehir, Alanya deplasmanı, Beşiktaş içeri. Uf. Yani parayla böyle bir fikstür çeksen çekemezsin. Of 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 of. Dolayısıyla biz burada alabileceğimiz 8 hafta sonunda 10-12 arası bir puan toplarsak, yani orada ondan sonra önümüzün daha açık olacağına inanıyorum. İlk iki haftaya gelince Karabük maçı kazanabileceğimiz bir maçtı. Kaybedebilirdik ama çok da pozisyon kaçırdık. Evet, seyrettik. Konya çok maçı kaçırdım. Çok kötü oynadık. O Konya maçı geçen seneki Alanya maçının bir kopyasıydı. Artık yarın itibaren şu milli takım arasına en az hasarla girip orada tekrar takıma bir yükleme yapmayı düşünüyoruz. Hocam, Ümit hocam, Giuliano'ya bir ayrı bir önlemin var mı? Bir futbol adamı olarak Giuliano milli takımda, Brezilya'da, Talisca değil mesela. Hani Giuliano ile ilgili olarak Gençler Birliği'nin özel bir taktiği olacak mı? Özel bir önlemin olacak mı? Size göre bu sorular biraz böyle çok klasik sorular ama taraftar merak ediyor. Yani Giuliano'ya ayrı bir önlem var mı? Soldado'ya ayrı bir önlem var mı? Yoksa Gençler Birliği her zamanki gibi senin o kolektif, kompakt futbolunu mu oynayacak? Öyle bir futbol mu sergileyecek? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben 32 yaşında teknik adamlığa başladım. Evet. Alt liglerde de çalıştım, yukarıda da çalıştım. Ben hiç kimseye bugüne kadar adam adam oyunu oynatmadım. Yani bu Giuliano tabii ki çok kaliteli bir oyuncu. Brezilya bir takımda 10 numaralı formaya girmek herkesin harcı değil. Dolayısıyla ama futbol bir takım oyunu. Tabii herkes önüne geldiği zaman gerekli baskıyı yapacaktır mutlaka. Ama öyle adam adam oynatmak, yani onlar bana çok böyle çağ dışı geliyor. Doğru. Dolayısıyla oyun içerisinde bir takım halinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Takım halinde topun arkasına geçmeye, hücuma giderken hep beraber gitmeye çalışacağız. Neticede oynadığın takım Fenerbahçe. Kazanamıyorsa da kaybetmeyeceksin. Futbolun kuralı bu. Bunun üzerine bütün planlarımızı yapıyoruz ama futbol bu. Sahanın içerisinde ne olur, ne gelişir, her şey var. Bakalım, onun için yani özel birine karşı bir önlem alacak durumumuz yok yani. Öyle bir düşüncemiz yok. Evet. Hocam, çok özür diliyorum ama kadro dışı bıraktığınız futbolcular var. Badi Mate'ye. Bununla ilgili açıklama yapmak ister misiniz? Şöyle. Şimdi Erdemciğim, biliyorsun futbolda bunlar var. Doğru. Biz bu oyuncuları aldık. Bu oyuncuları zaman zaman kullandık. Az kullandık. Revivo, hep söylüyorum, Fenerbahçe'ye ilk geldiği sene
İlk yarı çok az forma şansı buldu ama ikinci yarı belki Fenerbahçe'yi Mustafa Deniz döneminde şampiyon yapan oyuncuydu. Doğru. Şimdi kadronuzda 14 yabancı bulundurmak zorunda. Buna göre de planlama yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu oyuncu arkadaşlarımız değerli arkadaşlarımız. Onlar değerli arkadaşlarımız değil. Eğer yabancı sayısında bir sıkıntı olmasa ben yine takımımı her zaman tutmak isteyeceğim. Faydalanmaya çalışacağım arkadaşlarım. Ama bir tercih yapıyorsunuz. Bu Bade olmuyor. Başkası oluyor. Veyahut da X birisi oluyor. Bunu kadro dışı olarak değerlendirmemek lazım. Üstelik daha iyisini almaya çalışınca mecbur bir yerden ödün vermek zorunda kalıyorsun. Ama bize emekler oldu, katkılar oldu. İnşallah Allah da onların gönüllerine göre verir yani. Yoksa bizim böyle insan olarak da, futbolcu olarak da onlardan hiçbir sıkıntımız yoktu yani. Hocam, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe. Hani bir yorumcu Ümit Özat olarak soracağım. Oynadığı futbollara baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Sizin pencerenizden nasıl görünüyor? Şimdi tabii Beşiktaş'ın bir avantajı var. Bu bir gerçek. İki sene üstte şampiyon olmuşluğun. Aynı teknik adamla çalışıyor. Çoğu futbolcu takımın iskeleti, omurgası birbirini tanıyor. Şimdi bir sene Mario Gomez gitti. Abubakar geldi. Abubakar gitti. Negredo geldi. Gidenlerin yerine de aynı klasta, aynı kalite oyuncular alıyorlar. Dolayısıyla o avantajı şu ana kadar Beşiktaş iyi değerlendiriyor. Üstelik Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı da var. Şampiyonlar Ligi'nde hep kendinden daha kaliteli takımlarla oynadıkça o tecrübe lige daha fazla yansıyor. Yani Sinan abi biraz önce bir şey söyledi. Beşiktaş daha adam hazır değil dedi. Oynadıkça, o gelen oyuncuların katılımı oldukça Beşiktaş ligi ağırlığını mutlaka koyacaktır. Ama tabii evet. Bu arada Başakşehir'i es geçmemek lazım. Yani Başakşehir tabii. Bana göre şu anda Türkiye'nin en planlı programlı takımı. Hocasıyla, yönetimiyle, oyuncularıyla. Onlar da bu yarışın içerisinde olacaktır. Galatasaray çok transfer yaptı. Ama oynanan oyun, özellikle sezon başında toplanan puanlar çok önemlidir. İyi puan topladılar. Onun moral motivasyonuna gideceklerdir. Aldıkları sağ bek oyuncu çok iyi oyuncu. Yine o Fernando iyi oyuncu. Fegül'ü yine kendini kanıtlamış oyuncu. Tabii bu Fenerbahçe'de kendisini tanıyan bir hocayla tekrar anlaştı. Orada görev yapmış bir hocayla anlaştı. Bir takım oyuncular aldı. Mutlaka onlar da bu geçiş sürecini bir şekilde atlatmaya çalışacaklar. Ama şu bir gerçek ki şu anda ben Beşiktaş, Başakşehir ve Galatasaray'ın bütün diğer takımlara göre bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. Kadro kalitesiyle olsun, kadro yapısıyla olsun, oyun anlayışıyla olsun. Fenerbahçe'nin biraz daha maç yapmaya, daha bir arada oynamaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki Fenerbahçe ya da Trabzonspor bu yarışın içinde olmayacak diye bir şey yok. Çünkü bu ligde herkes herkesi yenebilir. İşte bugün Trabzonspor gördünüz Fenerbahçe'ye. Doğru. Kadıköy'de taş çıkarttığın takım bugün Göztepe'ye mağlup oldu. Futbolda bunlar var. Ama şu bir gerçek ki bu ligi ben 6-6-6 diye bir gruba ayırıyorum. Yani takım saymak çok doğru olmaz. O dengenin de 10. haftadan sonra oturacağını düşünüyorum. Yani ilk 6'nın, sonrasındaki 6'nın ve arkadaki 6'nın 10 ve 12. haftalardan sonra o dengeyi bulacağına inanıyorum. Peki. Hocam, son sorum, sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Yarın maçınız var. Volkan Demirel çok eleştiriliyor. Hatta eski takım arkadaşınız, bir dostunuz da var, kardeşiniz var. Volkan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani çok fazla duygularını böyle hani belli etmeyen ama ben de gizli kapılar ardında gözyaşları döktüğünü biliyorum. Taraftarın protestosu, yıllardır Fenerbahçe'ye verdiği sevgisi. Ne diyeceksiniz Volkan için hocam? Şimdi biz tabii birbirimizi iyi tanıyoruz. Ertem orada da 3 sene, 5 sene hep beraber olduk Sinan abi. Doğru. Ben hoca. Her şeyimiz, içimiz dışımızı birbirimize döken insanlar. Şimdi dün değil ondan önce gün Mehmet abiyi dinliyordum, Mehmet Demirkol'u. Tesadüf dedi ki Ümit Özat, ben dedi özür diliyorum dedi. Ben de Mehmet abiye mesaj attım dedim ki özrünü kabul ediyorum dedim. Arkasına bir gülme işareti bırakarak. İşte Mehmet abi o zaman demiş ki yıllar önce, ya demiş Fenerbahçe'nin kaptanı Ümit mi olur demiş. Şimdi demek istedim, eleştiriler olacak. Bunlara çok fazla takılmamak lazım. Yani önemli olan dost kalabilmek lazım. Yani kırıcı eleştiriler olması. Volkan 15 sene artık bu kulübün formasını giymiş, milli takım formasını giymiş. Hata da yapacaktır. Ama Volkan'ın Türk futboluna verdiklerini kimse unutamaz. Kimse de öyle bir kalemde Volkan da silip atmaz, atamaz. Dolayısıyla Volkan bunları çok rahat aşabilecek kaliteye sahip. Volkan'ın Fenerbahçe'li zaten tartışılmaz ama herkesin bir dönemi var. İşte Engin abinin bir dönemi vardı. Rüştü geldi. Rüştü'nün bir dönemi vardı. Volkan geldi. Yaşı itibariyle ister istemese de bu hataları zaman zaman yapabilir. Ama
bu Volkan'ın kötü kaleci olduğunu göstermez. Volkan bu ülkenin gelmiş bir şey değil. 3-4 kaleciden bir tane. Bunlar da çok rahat aşacaktır diye düşünüyorum. Doğru. Hocam biraz önce son dedim ama gerçekten son sorum bu sefer. bir teknik adam olarak evet. Oğuzhan'ın sizin de çünkü Türk futbolculara sahip ne kadar böyle hani sadece Fenerbahçe, siz Fenerbahçe'de değilsiniz. Bir gençler bile teknik direktörsünüz. Ben sizi yakınen de biliyorum. Fener, Beşiktaş, Galatasaray ayrımı yapmayan bir adamsınız. Trabzonspor. Oğuzhan Özyakup milli takıma alınmaması sizi şaşırttı mı? Şimdi şöyle, Şenol Hoca orada muhteşem bir cevap verdi. Yani ben dedi oyuncum çalışır milli takıma gider dedi. Bugün gitmez, yarın gider dedi. Almaz diye bir teknik adamı da eleştirmek doğru olmaz. İşte bunlar yaşanmışlıklar. Yaşanmışlıklar tecrübe. Tecrübede zaman zaman bu tür konularda yani Şenol Hoca aslında orada en doğru, en net cevabı verdi. Öyle Oğuzhan da bu ülkenin en yetenekli oyuncularından biri. Bu yaşta Beşiktaş kaptanlığını elde etmiş. Zaman zaman bir takımda kaptanlık bandını takmış bir adamı. Ne Lucescu, ne Fatih Hoca, ne de ilk bir teknik adam öyle elini tersiyle bir kenara atamaz. Atmaz da zaten. Dolayısıyla Oğuzhan'a düşmek, Oğuzhan'a düşen görev daha çok çalışıp tekrar milli formayı giymek olacaktır. Burada esas en sevindirici olan şu bana göre Emre Belezoğlu'nun tekrar milli takıma dönüşüdür. Evet. Çünkü faydalanacaksın abi. Ayakları yere çökene kadar, dizleri yere çökene kadar bu çocuktan faydalanacaksın. Çok da faydalı olur. Takımın lideri olacaktır. Aynen öyle. Öyle çok... bir futbolcu bir daha gelmez. Yani kolay değil. Bundan 38-39 ne varsa faydalanacaksın. Yani yok geliyor mu bir daha bir Emre mi geliyor yani? Aynen. Gelmiyorsa bundan faydalanacaksın. Bu anlamda Lucescu'nun doğru yaptığına inanıyorum. Hocam dostunuz olarak... son soru. Peki bir son soru daha o zaman. Yarın sahaya Gençler Birliği galibiyet için mi çıkacak? Oyunu zorlaştıracak mı? Kapanacak mı? Yoksa benim tanıdığım Ümit Hoca, biz sizle konsol oyunu oynarken bile açık oynuyorsunuz her zaman. Yoksa şimdi, çok yarın böyle çok keyifli bir maç mı izleyeceğiz hocam? Valla şimdi tabii ki amacımız izleyenlere bu futbol bir görsellik taşıyan bir oyun. Ama kalkıp da insanlar keyif alacak diye de çok güzel gollü maç olsun diye de halı saha maçı olacak gibi bir şey yok yani. Dolayısıyla futbolun gereklerini yapmaya çalışacağız. Futbolun iki tane gerekli şeyi var. Biri savunma, biri hücum. Doğru. Lige iyi başlamadık. Onlar da lige iyi başlamadı. Kazanmak zorundayız. Ha kazanamıyorsak da tabii kaybetmeyiz. Ha kaybedebilir misin? Kaybedebilirsin de futbolda bunlar da var. İlk defa Fenerbahçe ile Trabzon'la oynayıp da kaybetmiyoruz. Evet. Dediğim gibi parayla çekilmeyecek zor bir fikstür çekmişiz. Ha bunlarla eninde sonunda oynayacaktık ama peş peşe oynamak bir arada tekrar oynamaya çalışan bir takım için zor. Ama ilk defa Fenerbahçe ile oynamıyoruz. İstanbul'daki maçta dünyaları kaçırdık. 3 turu yenildik. Umarım yarın inşallah ilk galibiyetle tanışan biz oluruz. Ama onlar da bunu isteyeceklerdir. Önemli sahada güzel olsun. İnsanların birbirini kırmadığı, oyunu izleyenlerin zevk aldığı güzel bir mücadele olacak diye düşünüyorum. Hocam başarılar diliyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Çok açık sözlüsünüz. Şimdi sizle bizi konuşmak zorundayım ekranda. Gerçekten de hep şunu söylüyorum. Yaptıklarınız, yapacaklarınızın teminatı oluyor. Yaşantınızla, görüntünüzle, neyse dobra dobra her şeyi söyleyen bir adamsın hocam. Başarılar diliyorum. Ertem Sinan abi gömleğe başkasına değil bana gönder. Tamam hemen sen biliyorsun orayı bizim Murat'tan hemen. Yarın yollarız. Yarın testleri yollatırız. Tamam. Başarılar, hocam, başarılar. Sunuyorum. Çok çok öpüyorum. Çok sevgiler, şimdi, selamlar. Bütün takıma başarılar. Ertem, buyur enteresan hocam. Bir şekilde Galatasaray'da adamım. Şimdi Instagram'a okuyorum da devamlı bakıyorum, devamlı yorumlara bakıyorum. Açık bıraktık altına yorumların. Binlerce falan yorum var resmin altında falan. Bakıyorum abi Galatasaray'dan niye Galatasaray düşmanlığı yapıyorsun? Abi Galatasaray'ı yere göğe koyamadık. Şimdi Galatasaray'ı çok methettik. Galatasaray'ı... Ne söylememizi istiyorsunuz? Galatasaray taraftarına dedi ki sahip çıktınız. Hamza Hoca zamanında aynı şekilde kenetlendi. Sonra bana söylüyorsunuz. Yani hiçbir kimseye düşmanlık yapmam. Hele Galatasaray'ı hiç yapmam bir. Kenetlendiniz. İmparator diye taktım. Sahip çıkın hocanıza dedim. Gomez'i 88'de oyundan çıktı. Hocasına bir şey yaptı, jest yaptı diye. Demek ki 60'da çıksa daha fazla bir tepki gösterecek. Bunların önlemini alır Galatasaray yönetimi diye buradan söylüyoruz. Biz de öyle kimseye düşmanlık olmaz arkadaş. Neyse o. Şu an Galatasaray ligin en hazır takımı. Tartışmasız. Ama 10-12 hafta, 13. hafta, 14. hafta inşallah bu aynı şeyi devam eder. Şimdi Galatasaray daha erken açtı sezonu. Daha erken açtığı için şu an rakiplerine göre fizik olarak daha iyi durumda. Evet. Ama inşallah gönlünce olsun. Ama Galatasaray taraftarı takımını sahiplenmiş. Kimseye falan düşmanlık yapmıyoruz. Galatasaray şu an
ligin en iyisi. Tartışması. Bir de sana buradan şey var. Devamlı Giuliano, Giuliano diyor. Milli takım diyor. Talisca milli takımda oynamıyor. Devamlı Giuliano diyor diyor. Yararamıyoruz çocuklar size de. Yani ben vallahi. Beşiktaşlıyım, Giuliano diyor. Giuliano. Talisca değil. Ama bir de Giuliano'yu görelim bakın. Talisca bir görelim, geldi. Tabii bir görelim. Talisca geldi. Müthiş işler yaptı. Allah'a. Şimdi bir de Giuliano'yu görelim. Onu da övelim. Bak Balbuena'ya geldi, övüyoruz. Babamızın oğlu değil. Aynen öyle. Niye? Galatasaray'da mesela ne diyoruz? Ndiaye. Müthiş diyoruz. Gomis. Bana göre mesela bazen Gomis Eren yapabilir. Dörtlü orta saha 4-4-2 yapabilir Gomis. Yani 4-3-2-1 yapabilir. Yani 4-3-1-2 yapabilir. Çevirebilir. Eren'le de yapabilir. Ama şimdi daha temkinli oynuyor. Tek santraforlu daha temkinli oynuyor ama bunları ilerleyen günlerde Galatasaray Tudor yapacaktır. Galatasaraylılar rahat olun. Çok iyi bir takımınız var. İyi bir kadronuz var. Şu an istim üstündeyiz. Çok iyi durumdasınız. İyi gidiyorsunuz. Tudor'un bir cevabı var Aykut Kocaman'a. Galatasaray düşmanlığı falan yapmıyoruz. Aykut Kocaman'la ilgili de basın toplantısıyla ilgili cevap vermek evet, istiyorum Ertem'im. Evet. Ne demek istiyor biliyor musun Aykut? Lanet olsun. Haklısınız ne sorarsanız. Ne sorarsanız haklısınız demektir bu. Ne deseniz evet diyorum. Yani ne evet. sorarsanız haklısınızdır yani. Ne soruyorsanız haklısınız, cevabı yok çünkü. Cevap veremiyorum diyor. Haklısınız çünkü diyor. Çünkü bu maçtan sonra bir cevap verecek bir durum yok. Yani ne bu takımı elendikten sonra ne hani müdafaa edecek bir durum yok diyor. Ne diyeyim değil mi? Hani ne soruyorsan haklısın kardeşim. Çünkü müdafaa edecek hiçbir şeyi müdafaa edemem diyor. Edemem diyor. Onun için Aykut Kocaman'a da biraz zaman tanımak lazım. 2 hafta, 3 hafta daha. 1-2 şu transferleri alsın. Genel olarak, sağlıklı olarak takımlarımızı transfer bitene kadar yumuşakça geçelim yorumlar arkadaşlar. Peki soru şu ama Sinan abi. Transfer bittikten sonra o zaman çünkü o zaman şeyi bitiriyor. Yani deniz bitiyor, kara görünüyor. İstediğimiz yorumlar yapabilir ama bekleyelim Fenerbahçe 2-3 tane adam alacak. Ama yani. Soru şu anda Sinan abi. Vitor Pereira geçen sene Monaco Şampiyonlar Ligi'nde Şampiyonlar Ligi ön elemede playoff'ta Fenerbahçe'yi eledi. Tamam. Monaco. Takımın başına Vitor Pereira vardı. Pereira'yı gönderdiler ve niye gönderdiler? Şu an Pereira daha başlı. Elendi diye. Şu an Pereira. Monaco elendi diye. Monaco Fenerbahçe'yi eledi diye. O Fenerbahçe'yi eleyen, Pereira'yı eleyen Monaco Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Pereira gönderildi. Vardar Monaco'nun 1 milyonda biri. Tabii. Şimdi Aykut Hoca yani, niye gönderilmiyor mu diyorsun? Olmaz. Niye gönderilmiyor demiyorum. O ayrı. Yani, sen demiyorsun da şimdi evet orada. Soru işaretleri çıkıyor. Tamam. Yani çelişkiler şimdi, çıkıyor ortaya. Aykut Kocaman camianın adamıdır. Kredisi fazladır. Kredisi fazladır. Bekleyelim görelim. Hiç belli olmaz. Belki bu Fenerbahçe şampiyon olur bilemezsin. Olabilir. Hiç belli bakın. Olabilir. Futbolda hatırla. Olabilir. Aydın Spor'dan 7 zaman hatırla. Tabii. 7 mi 6 mı hatırla. 6. Şampiyon oldu o sene. 6. Onun için Ertem'ciğim futbolda bekleyelim. Transferler bitene kadar kadroları bir görelim. Şimdi kadroları bir görelim. Ondan sonra sağlıklı yorum yapalım. Ama Fenerbahçe'nin ben arka dörtlü savunması bana hiç güven vermiyor. Tudor'un cevabını bir görelim. Aykut Kocaman'a. Tudor gerçekten ayrıca, çok da beyefendi. Şu anketi tebrik ediyorum. Rekorda şu an. 16 bin 17 bine geldi. 17. Hakan Epcan'ı geçtiler. Hakan Cumali fotoğraf göndermiş. Onu da abi, biraz önce verdik. Mustafa Yıldırım 32 demiş ki yine top dolaştırıyor. Ertem Bey Galatasaray'ı konuşturmak için. Arkadaşım Galatasaray'ı konuştuk. Daha ne diyelim Galatasaray için? Hepsini biz karışık konuşuyoruz ya. Abi hepsine gidiyoruz yani Galatasaray'a. Bir kural yok Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Çünkü oradan oraya, oradan oraya, oradan arkadaşlar, çünkü niye biliyor musun? Uyuyor. Ona geliyor. Diyor ki abi ben bekleyemem diyor. Uyuyoruz hayır, diyor. Hayır bir dakika bir şey söyleyeceğim. Konular bağlantılı bir de. Ha insanlar uyuyor. Cevabı var mesela. Bu arada Malatya'ya buradan bakın Malatya'dan 2 haftadır şikayetler alıyoruz. Yeni Malatya Spor'un 2 haftadır saha içerisinde hakları yeniliyor diye bugün de Antalya Spor maçında gerçekten katledildi diye haberler çok geliyor. Çok enteresan bir şey. Malatya Spor Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bak, rica ediyor. Bana gelen mesajlar Yeni Malatya Spor'a sahip çıkın lütfen. Ertem, Eser Demirege diye bir kardeşimiz. Abi ne olur Selçuk İnan'a sahip çıkalım, taraftara çağrı yapar mısın lütfen? Bu hafta Hamza Hoca ile karşılaştım. Şurada Nişantaşı'nda arkadaşlarla otururken Hamza Hoca ile eşiyle karşılaştım. Hı hı. Sohbet ettim Hamza Hoca ile. Hamza Hoca'ya Selçuk'u sordum biliyor musun?
Nasıl dedim yani takımda? Hı. Hayır dedi, hiç öyle takım karıştırıyor bilmem ne falan, asla dedi. Yok dedi öyle bir şey. Asla, dört dörtlük bir çocuk dedi ve çok da hocasına yardımcı olan, takım içinde iyi abilik yapan bir arkadaşımız dedi Selçuk İnan için. Evet. Buradan Galatasaraylılara söylüyorum. Hamza Hoca'nın bana söylediğini söylüyorum. Yanımda da şahitlerim vardı. İşte bizim Ceren Akdağ, nişanlısı Emir, yine bir bizim Arda diye bir arkadaşımız yapımcı. Kalabalık orada kafenin önünde, Jerry'sin önünde otururken Nişantaşı'nda Amerikan Hastanesi'nin karşısında Hamza Hoca'yla karşılaştık. Evet. Hamza Hoca Selçuk İnan'la ilgili bunu söyledi. Malatya Spor'a da sahip çıkartan. Yeni Malatya Spor'a buradan çok rica ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda hassas davranacaktır. Malatya Spor'un maçlarını yöneten hakem kardeşlerimizden rica edeceğim. Malatya Spor Süper Lig'e yeni çıktı diye lütfen haklarına sahip çıkın. Malatya Spor'u tutun demiyoruz. Ama nasıl yönetilmesi gerekiyorsa öyle yönetilsin. Malatya Spor'a sahip çıkın. Malatya Spor zirveleri hak eden bir memleket. Abi. Malatya Spor'a sahip çıkılması gerekiyor. Buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na söylüyorum. Nazmi Yaşar ve Erçin Yonkuç'un torunları Kartal'a selamlar. Bir daha söylüyorum. Nazmi Yaşar ve Erçin Yonkuç'un torunları Kartal'a selamlar gönderiyorum buradan. Burhan Atak, Orhan Atak selamlar. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir açıklama var Sinan abi. Çok kısa müsaadenle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen... Herkes ayakkabılarımı soruyor. Ya muhteşem. Onur. Instagram'da Bay Onur Ateş diye Instagram'a bakın arkadaşlar. Bay Onur Ateş diye Instagram'da var. Ataköy'de yeri. Tabii, özel yapın. Bay Onur Ateş diye bakın arkadaşlar, var. Sevgili seyirciler, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamaya geleceğim ama önce bir Aykut Hoca'ya cevabını Tudor'un bir cevabını verelim, sonrasında dönelim. Öncelikle hocamıza bir teşekkürle başlamak istiyorum. Osteros maçından sonra kötü bir duruma rağmen kendisi bütün soruları cevapladı, içtenlikle yanıt verdi. Bundan dolayı kendisine bütün basın mensubu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Aynı yaklaşımı diğer hocalar, diğer meslektaşları göstermedi. Bunun da bilinmesini istiyorum. You journalists now you are killing this coach of Fener because he lose last year. Şimdi tabii basın mensupları olarak şu anda mesela büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin hocası linç ediliyordur. Ama geçen sene mesela Konya'nın hocasıyken biliyorsunuz göklere çıkartıldı. Bence şu an hala çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. Evet, kötü bir başlangıç yapmış olabilir ama iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum. My story is also simple. We have 10 new players. I'm the same coach from last year. This year we have 10 new players. Benim de hikayem aslında çok basit. Geçen seneden bu seneye 10 tane oyuncu değişikliği yaşadık. Geçen sene yaşadığı problemleri çözdü mü? Galatasaray herkes şu anda şampiyon gibi gösteriyor. Sanki en büyük adaymış gibi gösteriyor. Bundan dolayı bir rahatsızlık duyuyor mu? Şu anda herhangi bir problem var mı takımda? Especially in Turkish changing mind very fast. Ama Türkiye'de görüşler, düşünceler çok çok çabuk değişebiliyor. Yoksa ben aynı hocayım geçen sene de, şimdi de sadece bir 10 kişilik bir değişiklik oldu takımda. Because of result is only critic. Somebody's good or not bad. Sonuçtan kaynaklanıyor. Sonuçlar alındığı zaman hemen kritikler oluyor. Bir hoca iyidir, kötüdür, hep kritikler oluyor. I don't think, I'm not thinking, I'm not watching this things in this with this eyes. Ama ben aslında olaylara bu şekilde bakmıyorum. Yani sadece sonuçlara odaklı bakmıyorum olaylara. Sevgili Tudor, Türkiye'de böyle olmuyor. İtalya'da da böyle, İngiltere'de böyle, İspanya'da her şey haftalık, günlüktür. Bravo. İyi futbolcuyla iyi antrenörsün. Sen aynı antrenörsün, geçen seneki antrenörsün. Sana oyuncu aldılar. Fotoğraf. Senin takımına. Herkes, bak arkadaşlar, bu örneği hep veririm ben. Her zaman veririm. İngiltere'de bir maç seyrediyorum. Arsenal-Barcelona maçını seyrediyorum. İki sene önce gitmiştim bizim Canay'la beraber. Statta iki tane takım var, oynuyorlar. Ya. Oynuyor böyle. İki futbol takım var, oynuyor. Bir tane adam var. Bir tane adamın yanına top gelince oyun çok farklı oluyor. Böyle gidiyor. Kim o? Messi. Onun için antrenörlük, iyi futbolcun varsa iyi antrenör oluyorsun. Ha, bir takım bir şeyler bileceksin. O da zaten olsun. Liderlik vasfın olacak. Takım çalıştıracaksın. Motive onlar olacaksın. Ama oyuncu olmazsa istediğin kadar futbolu da bil. İstediğini ne istiyorsan yap. İstersen bu işin kitabını yaz, fark etmez. Uygulayacağın adamlar iyi olacaklar.
Halil Söyletmez. Buradan sevgiler, selamlar sevgili Halil Söyletmez'e. Sevgili seyirciler, Veysel Mercan, Mersin İdman Yurdu 21 yaşında Galatasaray'ın altyapısından bir futbolcuyu transfer etti. Çok önemli bir isim. Mersin İdman Yurdu yönetimini kutlamak lazım. Altyapıya çok önem veriyor. Çok özel bir isim Veysel Mercan, 21 yaşında. Gerçekten Türk futboluna gelecek vaat eden bir isim. Kutlamak lazım. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un, Bursaspor'un bu tip futbolculara sahip çıkması lazım. İşte Veysel, buradan Veysel kardeşimin gözlerinden öpüyoruz. Mersin İdman Yurdu'nda da kendisine başarılar diliyoruz. Mersin İdman Yurdu yönetimini, başkanını da kutluyoruz. Ertem, şu anketi ekrana getirelim. Van Persi anketini. 18 bin. Bekliyorum arkadaşlar. 20-25'e bekliyorum. Rekor kırın. Van Persi. Şimdi. Getirin ekrana Van Persi akrını, şeyini, anketini. %23 kalsın denilmiş. %78 o kalsın diyenler de herhalde Fenerli olduğunu zannetmiyorum. Fotoğraflar ekrana giriyor. Biliyorsunuz dün Galatasaray'da Türk Telekom'da Galatasaray-Sivasspor maçı öncesinde Down sendromlu çocuklar maça giremediler. Çocuklarımız, yavrularımız maça giremediler. Hepimiz bir anda maçı bıraktık. Ben, siz, o, öbürü kim varsa bir anda infial oldu. Herkes telefonlara yapıştı. Ne oluyor diye, ne yapıyoruz diye. Ama bizim bir sıkıntımız var. Millet olarak bir sıkıntımız var. Sosyal medyada birisi bir şey yazdığı zaman hemen federasyon kötü, Galatasaray kötü, işte Dursun Özbek kötü, Ertem Şener kötü, Ahmet kötü, Mehmet kötü diyoruz. Federasyon bugün bir açıklama yaptı. Diyor ki, Galatasaray maçındaki Pasolik olayıyla ilgili açıklama yapıldı siteden. Avrasya Özel Çocuklar Derneği sayın üyelerimizin dikkatine, kamuoyuna yansıdığı gibi Avrasya Özel Çocuklar Derneği olarak çocuklarımızın Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçı izlemesi ve seremoniye çıkması çeşitli nedenlerle mümkün olmadı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün çocuklarımızın mağduriyetini giderecek ve onları mutlu edecek önemli iki davet aldık. Bakın, Sayın Cengiz Zülfikaroğlu'nu buradan yürekten kutlamak lazım. Sayın Başkan Yıldırım Demirören'i buradan yürekten kutlamak lazım. Bu sıkıntıyı giderme adına ne yapıyor federasyon? Futbol Federasyonumuz 29 Ağustos Salı günü Riva'da gerçekleşecek A milli takımımızın idmanı öncesinde çocuklarımızı ağırlayacak ve A milli takım teknik direktörü Mircea Lucescu ve futbolcularımız da derneğimiz üyesi çocuklarla bir araya gelecek. Yine çocuklarımız Türkiye Futbol Federasyonu'nun misafiri olarak 5 Eylül Salı günü Eskişehir'de oynanacak Türkiye-Hırvatistan maçını da tribünden özel bölümde izleyecekler. Çocuklarımıza karşı bu hassasiyeti gösteren Futbol Federasyonu'na teşekkürlerimizi iletiriz. Aysu Umut, Avrasya Özel Çocuklar Derneği Başkanı. Şimdi bazı şeyler için biraz beklemek lazım. Hoo, ne oluyor hemen demenin bir manası yok. İşte bakın, Avrasya Özel Çocuklar Derneği diyor ki, biz, yani federasyonun bir sıkıntısı yok. Galatasaray'ın da yok. Arada bir iletişimsizlik var. Bir sıkıntı var, bir şey yaşanıyor. Ha, ne olması lazım? Ben bugün kendi adıma söyleyeyim. Ben ne Pasolik dinlerim, ne Galatasaray Başkanlığı, ne Federasyon Başkanlığı. Sokun çocukları içeri derim. Böyle bir inisiyatif kullanırım kendi adıma. Ama işte maçlarda bazen böyle olmuyor. O çocukların arasına birileri sızıp 50 bin kişilik statta, Allah göstermesin, Allah korusun, her an bir şeyler yaşatılabilir, yaşanabilir. Sonrasında sıkıntı daha da büyür. Federasyon da bugün ne yaptı? Açıklama yaptı. Riva'daki milli takım tesislerimize çocuklarımızı çağırıyoruz. Orada hem Lucescu ile hem milli takımın yıldızlarıyla bir araya gelecekler. Ve 5 Eylül'de de Hırvatistan maçına özel bir şekilde uçakla o çocukları alacaklar ve götürecekler. Türkiye-Hırvatistan maçını izletecekler. Bu hassasiyeti de bildirmek gerekiyor. Ha, Dinço, ne zaman evleneceksin? Yavru kurtlara talimat veriyorum. Dinço Arazaban'ın Instagram'ını hackleyin. Patlatın. Yapma, yaparlar. Patlatın. Yaparlar. Dinço Arazaban'ı patlatın. Dinço Arazaban'ın Instagram'ını. Dinçer, bu kış evlenmen lazım. Orhan Atak, Burhan Atak, öpüyorum. Kaan Güven, öpüyorum seni. Benim anket ne oldu abi? Bülent selamlar. Hüseyin Kıyıcı'ya selamlar. İzmir'e selamlar. Sinan abi, anketin Van Persie kalsın mı gitsin mi? Kalsın diyenler bayağı bir çok, %23.8. İzmir'e selamlar. 18.000. Hayır, yetmez. Şimdi selam faslı yapacağım buradan. Yetmez. 25.000'e gelsin arkadaşlar burası. Bir de bu Dinçer Azapan'ın Instagram'ını
Patlatın, evlensin bir an evvel. Sinan abi. Golbiyen.com'daki arkadaşlar selam bekliyor. Golbiyen'e de çok selamlar. Golbiyen.com'a buradan sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Ve bir de buradan Çeşme'ye, Alaçatı'ya, hocaların hocası Mourinho, Ümit Kayağan'a selamlar. Ümit hocam. Ümit Kayağan'a selamlar. Duydum ki tavlada 5-0 yenilmişsin. Devam tokatlıyorum. 5-0 yendim onu diyor. Ya beni yenebilir mi? Devam tokatlıyorum onu. Çat. Size bir şey söyleyeyim mi sevgili seyirciler? Hocaların hocası Ümit Kayağan'a selamlar. Ümit Kayağan, Ümit hocam bir tanesin. Yemin ediyorum hayat dolusun, aslan gibisin. Ha, ne diyorsun? Buradan tüp bebek Tarhan'ı. Tarhan'a da. Tüp bebek Tarhan Bora. Solomari'nin yıldızı Ümit Kayağan ağacın altında. Herkesin masası vardır. Ümit Hoca'nın da ağacın altında sandalyesi var, koltuğu var biliyor musun? Kimseye vermez o yerini. Ama ben geldiğin zaman böyle ver. Sinan kardeşim gel böyle geç verler. Ümit Hoca seni seviyorum. Ümit Kayağan, Çeşme'ye çok selamlar. Ne olmuş burada? Beyaz futbolda olsam diye voleyde bir şey yazmışlar. Etiketin sayfasında MHT'nin yorumu komik. Abi geçen Robbie Van Persie forması giydim. Halı sahaya gidecektim. Dayım hayırdır yedek misin dedi. Abim aman sakatlanma haftaya da maç var dedi diyor. Voley'de yazmışlar tribün sayfasında. Arkadaşlar selam bastığını benim Instagram'a değil Voley'e atıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar Voley'deki sayfamıza bekliyoruz sizleri. Tekrar ediyorum. Twitter sayfam Ertem Şener. Tweet adresim Ertem Şener. Buraya yazıyorsunuz. Instagram adresim Ertem Şener. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Sinan Engin. Voley'de Sinan Engin. Voley'de Ertem Şener. Yarın akşam saat 23.45'te Gençler Birliği Fenerbahçe maçı biter bitmez sizlerle beraber Türkiye'nin efsane kadrosuyla karşınızda olacağız. Evet. Sizleri seviyorum. Selamlar. 1071 Malazgirt zaferimiz kutlu olsun diyoruz buradan Malazgirt Ovası'na. Muş'a kucak dolu sevgiler, selamlar. Muş demişken Kemal kardeşime de selamlar diyor. GS1905GS Sinan abi Bafra'ya selamlar demiş. Ferdi Tayfur 38. Fotoğraflar gelsin arkadaşlar. Hazır İstanbul'dayım. Bir gün çayınızı içelim. Mekan söyleyin. Ferdi Tayfur. İnşallah kardeşim. Şaka. Hangi Ferdi Tayfur? Bir genç bir arkadaşımız. Eren Atlı Official. Nedim Akgül'e selam yollar mısın abi? Şampiyon Beşiktaş demiş. Umut 51-10. Çok önemli WhatsApp geldi. 60 Müge Hanım, programlar müdürümüz. Müge. Beyaz futbolun yaratıcısı. Yeni filmde oynayacaksın lan abi. Evet, Beyaz futbolun yaratıcısı Müge Hanım. Programlar müdürü ve Beyaz futbolun yaratıcısı Müge Hanım'a selamlar. Sertan kardeşim yapıyorum. Hazır İstanbul'dayım demiş, çayını içerim abi demiş. Bandırmadan Anıl Kara'ya selamlar. Anılor. Evet, Baba 420 Şanal'a selam abi demiş. İzmir Buca'dan selamlar. Şampiyon Galatasaray. Nedim Akgül'e selamlar. Bafra'ya selam söyledik. Murat ve İcabet'e selam abi. Antalya'dan selamlar. Dante 07. Ahmet Köseoğlu, Kemal Köseoğlu'na selamlar. Alonso 1905. Mustafa'ya selamlar. Aynı şekilde abi Furkan Gorbiz'e selamlar. Ahmet Köseoğlu, Kemal Köseoğlu'na selamlar. Beylikdüzü'ne selamlar. Cengiz Atlı'ya selam. Furkan Gorbiz selam. Dark Emre, Şampiyon Beşiktaş demiş. Veysel Ordu'ya selamlar. Bir dakika arkadaşlar. Refresh ediyoruz ya. Ağrı'ya selamlar. Eren 75-75 Kocaeli'den selamlar abi. Kartak ailesine selamlar. Toprakkale 1903. Mehmetcan Beycek'e Adana'dan selamlar. Rize'den Ahmet Koç hayırlı geceler abi demiş. Sana da kardeşim. Rize'li 53. Bayburtlu Ahmet'e İstanbul'dan selamlar. Devrim 20. Dinçer Azapan'a selamlar demiş. Dinçer Azapan'ın Instagram'ını patlatın abicim. Bekar evde kaldı. Evlenmiyor. Bir türlü evlendiremedik bu Dinço'yu. Kosova'dan selamlar Devrim. Efe Canke. İsmailoğlu 94. Sinan abi Yunanistan'dan selamlar. Her yerden izleniyorsunuz. Enerjiniz neye borçlusunuz? Programdan önce yedikleriniz istenir. Programdan önce bir şey yemiyoruz abi. Normal insanlar ne yiyor? Onu yiyoruz. Tuzla'dan selamlar. Cem Kartal. Berlin'den selamlar. Burak 178. Abi Kütahya'dan selamlar. Bayburtlu Ahmet İstanbul'dan selamlar. Abi Bursa'dan selamlar. Ömer Karış. Abi hakikaten enerjin ayranı ne yiyorsun ne içiyorsun? Beyaz TV'nin, Beyaz TV televizyonundan enerjisi arkadaşlar. Burası böyle bir aile yapısı var abicim. 5. 6. senemiz burada. Burası bizim evimiz. Bakü'den selamlar. Tunağan Bezci'ye 05'e selamlar. Zonguldak'tan selamlar. Bugün yenildik ama çıkacağız PTT'ye. Kartak ailesine dedik. Namı değer Atçı Berat'a selamlar abi. Ankara'dan iyi geceler. Kastamonu'ya selamlar. Ankara'ya selam. Ali 10. Ahmet selam. Oğulcan Aslan'a selamlar. Ömer Çakır 1900, Sinan abi Yüksekköy'e selamlar. Toprakkale 1900'e selamlar. Ertuğrul Çalışkan abi Bursa'ya selamlar.
Maltepe'den selamlar. Selen abi, Nazilli'ye selamlar. Hülme 1402 Mersin, selam bekliyoruz. Hemsir Memo. Hemsir Memo. Yaso Marino. Mene mene selamlar. Bir daha bir refresh edelim. Ne oldu bizim Van Persie şeyi, ne oldu arkadaşlar? Antalya'dan selamlar demiş kardeşimize. Antalya'ya selamlar. Fransa'ya selamlar. Mustafa GS50. Fransa'ya selamlar. Niğde'den Umut ve Murat'a selamlar arkadaşlar. Sesim kısıldı ama yine çok istiyorsunuz adını duyulsun diye. Negredo, Sinan abi selamlarını bekliyorum. Adım Gürkan demiş. Emre Karavizirolu, siz bizi seyrettiğiniz sürece ben de buradan size hep selam yollayacağım arkadaşlar. Bizi hep birinci yapıyorsunuz. İzmir'den Tokat'a selam abi demiş. Deniz'den selamlar. Osibat 17, Er 2468 selamlar. Şampiyon Bigaspor'a selamlar. İzmir'e selamlar. Eşref Paşalı Karadan Barzo'ya selamlar. Ali Beyköy'e selamlar. Çağatay 1977. Gökhan Topuz'a selamlar. Şampiyon Beştaş. İzmir'den selamlar. Toprak Kale 1903. Selamlar. Ne oldu? Kalemleri mi alıyorsun? Toprak Kale. İniğde'den Umut ve Murat'a selamlar. Kocaeli'den selamlar abi. Kocaeli Spor Süper Lig'de görün. İnşallah artık. İzmir'den Tokat'a selam yollar mısın? Fenerbahçe şampiyon olacak. Yazmayacağız abi. İnşallah. Sinan abi selamlar. Taf 35, Sinan Engin. Baba hayırlı geceler, Bergama'dan selamlar. Ali Beyköy'den selamlar. Araboğlu Çayın Başkenti Rize'den selamlar. Ahmet Buğra Ağrım kardeşime selam söyler misin? Abim en büyük Fenerbahçe. Maltepe'ye selamlar. Hatta Antalya'dan selamlar. Sinan abi şampiyon Beşiktaş. Nuri Sevir'ine selamlar. Vallahi be, bayağı selam geldi abi. Meriç Gezgen'e selamlar demiş. Fatih Araboğlu Çayın Başkenti'ne tekrar selamlar. Bir daha tekrarladık. Evet, son bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Ses gitti. Almanya'dan RP'ye selamlar. Selam Selman Ayyıldız'a selam der misin abicim? Ayrıca Belçika'dan selamlar. Galatasaray şampiyon demiş. Bayrampaşa'dan selamlar. Çobi'ye selamlar. Çobi 77. Ayvalık'tan iyi yayınlar diliyoruz. Yeni doğacak bebeğimiz Almina'ya selam gönderir misin? Çok selamlar. Öpüyoruz. Kaan Ayvalık. Evet. Ne oldu? Selam mı var? Ver bakalım. Ver abicim. Ver ver. Selamlar Tosiç Almanya'dan. Tosiç'e selamlar. Mersin İdman Yurdu Yönetimi ve Başkanı Mahmut Karak'a selamlar ve başarılar demişler. Buradan Başakşehir'e selamlar Ömer Dokcan. Çanakkale'ye selamlar Berkan Aydın. Oğuzhan Üşan'a selamlar. Galatasaray taraftarımızı sayfamıza bekleriz demiş. Sancaktepe'ye selamlar. Abi Dinçer Azapan hakikaten bekar mı? Evet abi, Dinçer Azapan evde kaldı, çocuklar evde kaldı. Dinçer Azapan evde kaldı. Saygılar demiş Selahattin Tolga. Tolga. Onur Ateş kardeşime selamlar. Aynı şekilde hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere.